LGS prova kampına yani deneme kampımıza son iki gün. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Benzo demiş ki prova kampında bence LGS çıkmış sorulardan online deneme olsun demiş. Arkadaşlar prova kampımızda tamamen deneme ağırlıklı olacağız. Yani ilk gün matematik denemesi çözeceğiz sizlerle beraber. Net bir şekilde LGS çıkabilecek sorulardan oluşan bir matematik denemesini canlı yayında hocamız sizlerle beraber taktikleriyle beraber hangi soru nasıl çözülür? Hangi soruda nasıl bir taktik geliştirmemiz lazım bunları göstererek sizlerle beraber canlı canlı deneme çözecek. İkinci gün yine Pomodoro yapacağız ve birlikte bütün deneme çözeceğiz. Yani hem sözel bölüm hem de sayısal bölümden oluşan tam bir deneme çözeceğiz. Yine aynı şekilde diğer günlerde sizler dörtlü motivasyon denemelerini çözeceksiniz. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün toplam dört denemeden oluşan bu kitaptan da gerçek LGS tarzında sorular çözerek 2022 LGS'ye mükemmel bir hazırlık yapmış olacaksınız. Ve yine matematik denemelerimizde LGS Matik Matematik Denemeleri kitabından çözeceğiz arkadaşlar. Diğer bir soruda Mia Chen demiş ki hocam prova kampında soru çözerken soruları nasıl çözdüğünüzü anlatır mısınız? Kesinlikle. Evet arkadaşlar. 14 Nisan Perşembe günü sizlere deneme taktikleri göstereceğiz. Orada denemeleri çözerken, motivasyon denemelerinden ya da doz denemelerinden sorular çözerken soruları nasıl çözmeniz gerektiğini, deneme taktiklerini, deneme öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini, yanlış yaptığınız ya da boş bırakmanız gereken bir soruyu nasıl yapmanız gerektiğini ya da kodlamanın nasıl olduğunu hepsini sizlere taktikleriyle beraber motivasyon denemelerimizden de göstererek 14 Nisan Perşembe paylaşacağız. Pazartesi günü ise matematikte deneme netlerinizi yükseltmeniz için LGS Matik kitabından hocamız canlı canlı direkt soruların çözümünü izah ederek bakın bu soruda buna dikkat etmeliydiniz. Bu soruda bu tarz taktikler uygulanır şeklinde tek tek sizlere soruları açıklayarak gidecek. Dolayısıyla Mia Chen senin sorunun cevabı da bu şekilde. Eslem Balım demiş ki bazen denemelerde çok iyi yapıyorum bazen kötü nasıl düzeltebilirim daha fazla deneme yaparak. Bakın unutmayın sizin Haziran ayında gireceğiniz sınav 2022 LGS esasında bir deneme. Hatta burada bunu yazdım. 2022 LGS bu yıl gireceğiniz en önemli deneme. Yani bu da bir deneme esasında. Sözel ve sayısal bölüm var. 50 tane soru burada, 40 tane soru burada. Buradaki soruların ehemmiyeti şu, önemi şu. Bu sene sizin kazanacağınız okulu bu sorular belirliyor. O zaman biz buna benzer bol bol soru çözmemiz lazım. Ama hocam Eslem Balım'ın dediği gibi bazen inişler oluyor, bazen çıkışlar olacak. Bu hayatın ta kendisinde böyledir. Yani çalıştım, okudum, soruları çözdüm ve full yaptım. Bitti. Böyle bir şey olmuyor. Yapıyorsun olmuyor, deniyorsun olmuyor, vazgeçiyorsun, vazgeçmiyorsun bir daha. En sonunda artık LGS diyor ki ben vazgeçtim. Bu Eslem Balım'la uğraşılmaz. O kadar yanlış yaptırdım. O kadar moralini bozacak iniş çıkışlar yaptırdım ama hiçbir zaman vazgeçmedi. Ben en iyisi teslim olayım diyor. Sizler de aynı bu şekilde yapmalısınız arkadaşlar. Matematik günlerine kadar çözmeliyim. Bizler prova kampımızda ilk gün matematik deneme netlerini yükseltmeniz için canlı yayında ödevlerimize vereceğiz. Burada her güne sizler için kitabımızın içerisinde bulunan denemelerden ödevler vereceğiz. Kitabımızda sarmal denemeler, tam denemeler, yeni nesil, orta düzey, zor düzey ve çok zor düzey denemeler var. Bu denemelerin her birinin analizlerini yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada ödevlerinizi de sizlere gün gün teslim edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyorum. 2022 LGS bir deneme ve biz bu denemeye hazırlık yapmamız lazım. LGS'ye 56 gün kaldı. 11 Nisan'da prova kampımıza başlıyoruz. Matematik deneme çözüm videomuz, canlı deneme çözümlerimiz ve deneme çözme taktikleriyle sizleri mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Bu kampta kullanacağımız kaynakları bir kez daha göstermek istiyorum. LGS Matik, matematik denemeleri, temelden zora doğru sınav provası yaptıran bu denemeler gerçekten matematik adına hazırlanmış en güzel deneme sorularını içeriyor. Burada tabii takıldığınız sorular olabilir. Bu durumda karikatür okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Ve en önemlisi denemelerde öncelikle sarmal yöntem, sonra temel, sonra kolay düzey, orta düzey, zor düzey ve çok zor düzey sorularla sizleri matematikte en yüksek netlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Çoğu da 2021 LGS, 2020 LGS soruları incelenerek, örnek sorular incelenerek hazırlandı. 2022 LGS'de de birçok soruyu yakalayacak bir kitap. Motivasyon denemeleri kitabımız yine deneme deyince akla gelen ilk kitap Türkiye'de. Neden? Çünkü birçok soruyu yakaladı şimdiye kadar. 2021'de, 2020'de. Şimdi 2022 sınavı için de hazır, güncellendi ve burada içerisinde optik formlarıyla, bakın burada optik formlarıyla, deneme analiz sayfalarıyla sizleri bekliyor. Bu denemede yine 2022'de birçok soru yakalayacak. Eğer doz denemelerini almadıysanız mutlaka bunu da tavsiye ediyoruz. Buradaki yöntemimiz ise biliyorsunuz ki denemede 90 soru çıkıyor. Ama biz ilk başta 9 soruluk bir denemeyle başlıyoruz. Hocam 9 soruluk deneme mi olur? Evet. 20 Türkçe yerine 2 Türkçe, 10 inkılap yerine 1 inkılap, 10 din yerine 1 din, 20 matematik yerine 2 matematik şeklinde ilerliyor. Ardından 18'lik denemeler. Sonra 36'lık denemeler. Sonra 72'lik, sonra 90'lık dozlara geçiyoruz. Bu da yine yavaş yavaş kademeli bir şekilde artan denemeler yapıyoruz arkadaşlar. Bu kitaplar ve Altı Adım Hızlı Tekrar kitabıyla sizler prova kampında mükemmel bir şekilde denemeler çözerek
kendi netlerinize artıracaksınız. Evet. Bu kitapları açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden veya size en yakın Tonguç Hapsi'den ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Gireceğimiz sınav bir deneme. Ve bunun içerisinde sorular var. Biz de sınava kadar ne kadar çok soru çözüp, ne kadar çok hata yapıp, ne kadar çok hatamızın doğru cevabını öğrenirsek sınavda o kadar yüksek nete ulaşacağız. Hadi bakalım kampımıza görüşmek üzere.